Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Ziraat Mobil hesabımızdan yani mevduat hesabımızdan Ziraat Borsa hesabımıza yani yatırım hesabımıza parayı nasıl atarız? Borsa yatırım hesabımızdan hisse senedi nasıl alırız? Aldığımız hisse senetleri kar ettiğinde satıp o parayı tekrar nasıl çekeriz? Bunu anlatmaya çalışacağım size. Ziraat mobil hesabı daha önce nasıl açılır? Bu videoları çekmiştik. Bakın şöyle şurada gözüküyor zaten. Borsa hesabı nasıl açılır? 2. Borsa, ziraat borsa hesabı açılışı 1. Bu videoları izledikten sonra yani daha önce hiçbir şekilde borsaya girmemişseniz bankaya gidip uzun uzun uğraşmak yerine bu hesabı, bu videoları izleyince hesabınızı sizde çok rahat bir şekilde İzleyeceksiniz arkadaşlar bankayla uğraşmak yerine bu videoları izlediğinizde anlamış olacaksınız arkadaşlar. Ee, bu videoları çekmekteki temel amacımız ne bizim? Borsaya girdik. Borsaya e, bir ay oldu bizim gireli. Bir ay önce iki hafta boyunca e, bankayla uğraştık. sağa aradık, solu aradık, onu aradık, bunu aradık. E, doğru düzgün verim elde edemedik. Yani bankaya gidiyorsun, banka kendin mobil hesabından... Telefonundan yapabilirsin diyor. Başından savuyor seni. Ondan sonra derdini kime anlatabilirsen işte videoları izleyip yapabilirsen yapıyorsun. Yapamıyorsan da bekleyip duruyorsun. Bu videoları yapmaktaki asıl temel amacımız insanlara faydası olabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Biz ilk iki videoyu izlediniz. Hesabınızı açtınız arkadaşlar. ATM'ye gittiniz. ATM'ye mevduat hesabınızı yani vadesiz mevduat hesabınızı kartı ATM'ye kattınız. Paranızı yatırdınız. 500 TL, 1000 TL veya ne kadar istiyorsanız işte. Yatırdığınız parayı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bak varlıklar yazıyor. Toplam 1,13 TL. Yani bizim 1 lira 13 kuruşumuz var. Daha fazla var da paramız bizim borsaya aktardığımız için. Bu videoyu da işte temel bilgi olsun diye çektiğimiz için buraya 1 TL attık biz. Buradaki gördüğünüz para toplam para miktarı Şöyle e, menü yazıyoruz Menüye tıklıyoruz arkadaşlar Sağ alt köşedeki menüye tıkladıktan sonra yatırım var Yatırıma tıklıyoruz En alt kısımda ziraat yatırım borsa var Oraya tıklıyoruz arkadaşlar Ziraat hesabından para çek Hesabına para yatır İki tane bizim yapmamız gereken işlemlerimiz var arkadaşlar burada Hesabına para yatır nedir burada Diyor ki Adam sen e, ATM'den para attın diyor kartına. Bir de diyor uygulamasını indirdin. Onun dışında diyor bu senin indirdiğin uygulama diyor mevduat hesabının uygulaması diyor. Tamam mı? Ondan sonra diyor bir de ziraat e, borsa hesabına attığın paranın hisse senedini alabilmen için yani şöyle göstereyim Z borsa uygulamasını indiriyorsunuz bakın. Solda ziraat mobil hesabı var. Sağda Z borsa hesabı var. Yani ziraat mobil hesabınızda bu attığınız para 500 TL 1000 TL neyse artık. Z borsa hesabınıza parayı atıp oradan e, işlem yapacaksınız. Hisse senedini oradaki parayla yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle gösteririm tekrar. Ne diyoruz biz burada hesabına para yatır. Z borsa hesabına para yatır. Yani ziraat... E, mobil hesabımıza parayı atıyoruz arkadaşlar. Bizim şubemiz Erdemli. Ne yazıyor burada? Bakiye 1,13 TL yazıyor. Tıklıyoruz arkadaşlar. Biz buraya ne yazıyor? Ya sizin 500 TL'niz varsa buraya 500 TL yazıyorsunuz. Bizim bakiyemiz 1, e, şey bak kaçtı? 1,13. Olduğu için biz 1,13 yazıyoruz. Yani 1 TL 13 kuruş yazıyoruz. Devam diyoruz arkadaşlar. Açıklama yapmanıza gerek yok. Oraya bir şey yazmanıza gerek yok. Tekrar devam diyorsunuz. Port ve bilgileri diyor bak port ve bilgileri hesap bilgileri tutar bilgileri açıklamada zaten bir şey yazmadık onaylıyor musun onaylıyoruz diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor zaten. Bizim buradaki bütün parayı attık nereye attık biz buradaki bütün parayı z borsaya attık. Yani bu bizim mobil mevduat hesabımız var ya ziraat mobil hesabımızdan z borsaya attık. Z borsayı tıklıyoruz arkadaşlar. En altta ne diyor? Ee, i̇şlem limiti 3,68 nakit bakiye yazıyor ya onun bir üstünde. Birazdan 1.13 kuruşumuz oraya gelecek. Yani bu 1 dakika 2 dakika gibi bir süre alıyor arkadaşlar. Sayfayı yeniledikçe göreceğiz. Oraya geldikten sonra nasıl hisse alacağınızı göstereceğim size. Bu sizin portföyünüz. Z borsaya giriyorsunuz. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Z borsaya giriyorsunuz. Buraya para attınız. Hesabım diyorsunuz. En üstte Akbank hesabından mesela biz Akbank'a para yatırdık. 500 TL para yatırdık. Maliyeti ne diyor? 5,980. Yani biz 5,980'den aldık bir tane hisse senedini. Şu fiyat ne diyor? 6,100. Şu anda ne olmuş? 6,100 olmuş. Yani yükselmiş, artmış. Bakın şu anda ha, nakit bakiye geldi. Yani biz 506 TL e, para kazanmış oluyoruz. Yani yatırdığımız toplam tutarın üzerinden kazandığımız parayı söylüyorum size. Biz buraya 1,13 TL yatırdık. Nakit bakiye yazıyor ya en üst, e, en altın bir üstünde. Nakit bakiye yazıyor. Biz bu nakit bakiyemize şöyle yap bakalım. Şöyle sayfam diyorsunuz burada, sayfam diyorsunuz. Burada sayfam kısmında sizin hisse senetleriniz bulunuyor. Bu sayfam kısmındaki en üstte sol tarafta e, kalem kağıt gibi bir işaret var. Oraya tıkladığınız zaman burada mesela ne var atıyorum arkadaşlar Alarko, Aksa, Karsan, Doğuş Otomotiv, Verüs, Şişecam, e, Gersan Elektrik, Coca-Cola gibi işte. Bunlar hep hisse senedi alıp satıyor. Sayfam kısmına atmanız için eklemeniz yarım kaldı Öb öbür e, devamını çekiyorum şu anda arkadaşlar sayfam kısmını atmanız için şurada e, düzenle var geri var işte buradaki herhangi birisini seçip atıyorsunuz bakın şöyle mesela biz buraya ne attık en son arsan oylum bakfaş gibi attık yani bunlara mesela örnek veriyorum e, oyluma bakalım oylumda ne varmış arkadaşlar şöyle oyluma bakıyoruz oylumun alışı 3,590. Şimdi burada biz oyluma geldik. Al diyeceğiz mesela hisse senedi. Hani parayı attık ya biz buraya 1,13 TL'mizi veya sizin işte 500 TL'niz gibi düşünün. Al tıklıyoruz. Al kısmına tıklıyoruz. E, hisse oylum. Fiyat 3,590 adet 0 yazıyor. Tutar. Bu tutar kısmına siz ne kadarlık istiyorsanız mesela atıyorum 100 liralık almak istiyorsanız 100 TL yazıyorsunuz. 100 tane oylum hisse senede kaç adet yapıyor? 27 adet yapıyor. Emir tipi normal açığa satış zaten kapalı. Geçerlilik günlük bildirimler yani size bu e, alışveriş yaptığınızda hisse aldığınızda bildirimler SMS olarak veya mail olarak gelecek. Bunları belirtiyor en alt kısımda. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. 500 TL yatırdık diyelim. 500 tutar 500 yazıyor ya. 139 adet oldu. Tutar buraya kaç olarak yazarsanız 350 yazarsanız 97 kendiliğinden hesaplıyor zaten. Çok büyük siz bir uğraş vermiyorsunuz zaten. Burada kendiliğinden yazıyor zaten. Onayla dedikten sonra bakın tekrar göstereyim size. 200 yazdık mesela. 55 adetmiş. Sağda en üst kısımda al var. Al'a tıklıyorsunuz. Onayla diyorsunuz siz bu hisse senedini almış oluyorsunuz. İşte kaç adetse ne kadardan almak isterseniz aldınız siz bu hisse senedini. Aldıktan sonra hesabın kısmına tıklıyorsunuz. Bakın tekrar hesabın kısmına. Portway hisse alış satış, viop alış satış, günlük işlemler. Günlük işlemlere tıkladığımız zaman burada bekleyen yazıyor. Bakın bekleyen adet fiyat alış satış bekleyen kısımda yani sizin aldığınız hisse senedinizi buraya atıyor. 2 dakika olur, 3 dakika olur veya işte bir yarım saat, bir saat olur. Artık kaç saatsa yani o emir verdikten sonra bekleyen kısımda e, aldığınız hisseler bekliyor almak için. Yaptığınız hisseleri gerçekleştirdiğiniz hisseleri gerçekleşen kısmına atıyor. Yani gerçekleştikten sonra size zaten mesaj geliyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. Ziraat yatırım hesabı. Ne yazıyor burada mesela atıyorum. Numaralı hesabınızdan verdiğiniz 83 adet 5.98 fiyatla Akbank hisse alış emriniz gerçekleşmiştir yazıyor. Giriş şifreniz falan filan işte bu hep. Giriş yaptığınızda size şifre gelecek. Bu şifreyi girersiniz zaten. Şöyle en alttaki gibi mesaj geliyor size o mesaj mesajları zaten kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Bakın şöyle tekrar göstereyim hesabım kısmına. Gerçekleşen kısımda duruyor bu zaten. Artı port kısmına geliyor. Gerçekleştikten sonra. Portwave kısmı şurası bakın arkadaşlar. Portwave'e tıklıyoruz tekrar hesabımıza. Ne yapmış? Akbank maliyeti 5,980 son yani yükselmiş 6.100 olmuş. Tutarını ne yapıyor? 506 TL. Biz bunu aldık. Toplam Portwave yani benim kazancımla beraber 506 ya 511 olmuş. Ben bunu gündüz almıştım. Hisse senedi ne kadarlık almışız? 506 TL'lik almışız. Gibi gibi yani. Buradaki her şey yazıyor. Siz bunu satışını yaptıktan sonra en altta nakit bakiye tekrar yazar size. Mesela ben bunu şu anda satışını yaptığım zaman en üstteki 511 TL işlem bakiyesi kısmına gelir. 511 TL'lik işlem bakiyem olur benim. Şu anda satmayacağım zaten ben bunu. Sadece bilgi amaçlı anlatıyorum size. En altta da işlem limiti yazıyor. Oradaki öz kaynakları görebilirsiniz arkadaşlar. Biz hissemizi aldık, sattık diyelim. Hisse satışı nasıl? Bu al, alışı anlamış olarak varsayıyorum size arkadaşlar. Satışı nasıl yapılıyor? Bakın arkadaşlar, Pört ve kısmında hissemiz Almankta var ya, 506 TL. Ye. Tıklıyoruz üstüne, al sat yazıyor. Ne ne oldu burada? Hisse Akbank yazıyor. Fiyat 6,100. Ya biz e, 5900 civarında almıştık. Fiyat şu anda 6,100 TL e, 100 olmuş. Adet 83 tane. Tutar 506. Ya ben bunu şu anda sat'a tıkladığım zaman, onayladığım zaman 506 TL hesabıma para geçecek. Ziraat Yatırım hesabıma para geçiyor arkadaşlar. Mobil hesabıma değil bakın ziraat yatırım hesabıma para geçiyor. Satışını yaptıktan sonra. Bu çok kolay bir olay zaten. Ee, mobil hesabınıza yani yatırım hesabınıza para geçti. İşlemleriniz gerçekleşti. Şurada gerçekleşen işlem işlemleriniz var zaten. Portway'de görüyorsunuz. Bakın nakit bakiye diyor. Yani siz buradan ne kadar çekebilirsiniz? Ben şu anda mesela sattığımı düşünelim. 506 TL mi çekebilirim? Çekebilirim satmadığım için bu bilgi amaçlı bir video olduğu için satmıyorum şu anda. Biraz daha yükselmesini bekliyorum. Nakit bakiye ne kadar yazıyor? 1,13. Ben buradan yaptığım karı yani oradaki yazan bakiyeni tamamını çekebilirim istersen. Veya çekmem paramı kullanmam tamamıyla tekrar başka bir hisse alabilirim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bak, nakit bakiye 1,13 yazıyor ya. Tekrar şöyle gösterelim size. Para yatırmıştık az önce yani şurada. Para yatırmıştık. Tekrar menü kısmına tıklıyoruz. Yatırımlarım diyorum. Ziraat yatırım borsa diyorum arkadaşlar. Az önce para yatır kısmına tıklamıştık. Şu anda da şimdi ne yapıyoruz? Hesabından para çek. Yani ziraat borsa yatırım hesabından elinizdeki bulunan ATM kartına mevduat hesabınıza para Aktarmamız için ne yapıyoruz? Hesabından para çeke tıklıyoruz. Erdemli yazıyor. İşte vadesiz hesap bakiye 0 yazıyor ama şu anda satılabilir miktar ne yazıyor? 1,13 tıklıyoruz tekrar ona. Biz buraya tekrar 1, e, nokta 13 yazıyoruz. Devam diyoruz. Tekrar devam diyoruz açıklama yapmadan. Açıklama yapmanıza gerek yok yani yazmanıza gerek yok. Tabi siz bilirsiniz isterseniz yazarsınız hangi hisseden ne kadar kazandığınızı e, anlamak için de yazabilirsiniz. Daha sonra dekontunuzda görürsünüz bu açıklama kısmını. Ben işte Akbank hissesini aldım sattım 2 lira kazandım. Veya işte Dokçayı sattım aldım sattım 3 lira kazandım gibi gibi yani. Onayla kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Oturum zaman aşamına uğramıştır diyor tekrar zaten. Ben bu oturumu açacağım birazdan tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet video yarım kalmıştı. Ee, burada kalmıştık zaten. 1,13 yazıyor. Ee, çekeceğimiz para yani yatırım hesabımızdan. Biz hisse aldık sattık. Karımızı yaptık. Yaptığımız karı buradan çekebiliyoruz. Yani çekmek için ATM kartımıza, mevduat hesabımıza aktarmamız gerekiyor parayı. Onayla diyoruz, onaylıyoruz arkadaşlar. Dekont işte ana sayfaya dön yazıyor. İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor. Bakalım ana sayfaya döndüğümüz zaman ne oluyor? 1,13 TL. Biz bu parayı şu anda gidip ATM'den çekebiliriz. Kazandığımız parayı yani hisse alıp satımı yaptık kazandık paramızı gidip ATM'den çekebiliyoruz. Başka da e, bir şey yok yani yani başka sorularınız olursa bu, bu videonun altına yazarsanız ona göre video çekip atarım ben de arkadaşlar. Ziraat hesabı açılışı e, para yatırma çekmeyi daha sonra kazandır hisse alıp satmayı ve hisse alıp sattıktan sonra kazandığınız parayı nasıl çekersiniz? Buraya kadar videolarda anlatmış olduk arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.